Merhaba sevgili Çiftçi TV izleyicileri. Yeni bir tarla bitkileri programıyla da sizlerle birlikteyiz. Bugün Aksaray'ın İncesu köyünden sizlere sesleniyoruz. Özellikle kurak araziler için alternatif bir tarım ürünü olan aspir hakkında merak edilen her şeyi sizler için değerlendireceğiz. Aspir son zamanlarda ekilen bir bitki olduğu için oldukça merak ediliyor. Aspir nedir? Su ister mi? Gübre isteği nasıldır? Hasadı nasıl yapılır? Nerelere pazarlanır? Bunların hepsini sizler için anlatacağız. Tabii biz anlatırken de arkamızda aspir hasadı yapılacak. Bunları da sizlere göstermiş olacağız. Sizlere hoş geldiniz diyorum. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Süleyman Pektaş, ziraat mühendisiyim. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Aksaray'da çalışmaktayım. Evet, çiftçilerimizi tanıyalım. Ben İsa Solmaz. Kutlu köyündenim. Aspir her türlü üründe yetiştirici bir tarım insanıyım. Sen önder bir çiftçisin evet. Yani. Tamam İsa Bey. Abimi de tanıyalım, tarla sahibi. Ben Mehmet Biçen, yonca ve aspir ekimiyle uğraşıyorum. Evet. Buralıyım, İncesuluyum. Evet, tarla size ait. Evet. İsa evet. Bey bir nevi danışmanlık görevini yapıyor, tarlayı biçiyor. Evet, tamam, aynı bunları tek tek konuşacağız. Süleyman Bey önce sizle başlayalım. Özellikle ülkemizin son yıllarında baktığımız zaman aspir üretiminin hızla arttığını görüyoruz. Ve sadece şu bölgede diyebileceğim bölgede değil, hemen hemen her yerde yetişiyor. Bu aspir nasıl bir bitki ki, nasıl bir toprak, nasıl bir iklim isteği var ki ülkemizin birçok yerinde yetiştirilebiliyor? Bilindiği üzere aspir bitkisi dikenli bitki ve dikensiz bitki çeşitleri var. Endüstri bitkisi yağ sanayinde kullanılmakta, biyodizel amaçlı kullanılmakta ve yemeklik yağ olarak kullanılmakta. Evet. Şu anda aspir yağı satışta, piyasada arz edilmekte. Bu şekilde kuru tarım bölgeleri için biz öneriyoruz. Yetiştiriciliği kolay olan alternatif bir bitki. Yani yağlık ağaç çiçeğine alternatif bir bitki. Ülkemizdeki yağ açığını karşılamak için devletimizin de teşvik ettiği, özellikle teşvik ettiği ürünler listesinde yer alan bitkilerden bir tanesi. Evet. İklimde çok seçici değil herhalde veya toprakta çok seçici davranmıyor. Şimdi aspir bitkisi yaz bitkisi. Kuru alan için önerilen, kıraç araziler için önerilen bir bitki. Evet. Sulama ihtiyacı var mı derseniz her bitkinin bir sulama ihtiyacı var. Fakat bizler bu aspir bitkisini özellikle sulanmayan kıraç bölgeler için tavsiye ediyoruz. Suluyla kuru tarım alanlarındaki verimler de muhakkak değişir. Evet. Ama bizim özellikle tercih ettiğimiz yer kuru alanların, verimsiz toprakların değerlendirilmesi açısından bu aspir bitkisinin tavsiyesi. Ben hemen burada şunu söyleyeyim. Bildiğiniz gibi İç Anadolu kurak bölge, özellikle Aksaray su konusunda büyük sıkıntıları var. Bu nedenle baktığınız zaman ülkenin birçok yerinde buğday üretimi arpadan fazlayken kurak olduğu için Aksaray'da arpa buğdaydan fazla su ihtiyacı az olduğu için. Aynen. Aspir ile arpayı kıyasladığımız zaman ona alternatif bir ürün olabilir mi? Olabilir. Tabii ki olabilir. Peki ekonomik gelir olarak şimdi hangisi şunu daha söyleyelim. Revaçta? Şunu söyleyelim. Nadas alanlarının değerlendirilmesini özellikle aspir bitkisini biz tavsiye ediyoruz. Hiç su istemiyor yani. Yani iki yılda bir ürün kaldırırken arpa bitkisini, huvat bitkisini biz ne yapıyoruz? Hasıl fi dediğimiz arkasından yazlık bitki olarak aspiri tavsiye ediyoruz. Evet. Ha arpa aspir münabesi de mümkün. Yani huvat aspir münabesi de mümkün. Ama fi aspir münabesi daha uygun. Evet. Ben hemen size sorayım Mehmet Bey. Bu tarlaya aspir ekme fikri nereden aklınıza geldi? Şimdi biz yeni bir kurak değil mi burası? Kurak evet, arazi. Şu anda burası kıraç. Bizim bir fikrimiz oldu işte kıraç araziyi nasıl değerlendirebiliriz diye. İsa abiyle fikir alışverişinde bulunduk. Daha sonra bizim TKDK'nın destekleme programı vardı. Onlardan faydalanmak için onların kıraç ekiminde traktör ve teknik malzeme desteği vardı. Onlardan yararlanabilmek için bu şeyi ektik. Yani evet. Onların işin fikir babası İsa Bey ama. İsa Bey'le fikir alışverişimiz oldu evet. Tamam. İsa Bize o zaman çok yardımcı oldu. Evet, hemen size soralım. Kaç yıldır aspir ekiyorsunuz? 12 yıldır falan aspir ekiyorum. Mikrofondan konuşsa. 12 senedir evet, aspir ekiyorsunuz. 12 yıldır. İlk denememiz İlk denememiz 7 kiloyla başlamıştı. Tohumunu bulamamıştık. Evet. Onu geliştire 5 sene falan sıkıntısını çektik. 5 seneden sonra
verim almaya başladık. Şu an için verimlerimiz çok güzel. Diyorsun ki İsa abi sen, ben bu işin cefasını da çektim. Evet. Sıra sefasına geldi. Evet, şimdi sefasını çekiyoruz, evet. Evet. Süleyman Bey, her ne kadar kuru tarımı yapılsa da tabii acizliğine doğuruyoruz. Şu an hasat yapıldığı için tozu da üstümüze geliyor. Olsun, bu işin de cefası bu olsun diyelim. Evet. Yeter ki izleyicilerimize güzel bir program olsun. Aspir'de de bir tarlada ön hazırlık yapılıyor mu? Tabii ki. Her bitki için bir ön hazırlık olması lazım. Ön hazırlık olmadan olmaz. Şimdi durumuna göre biz yazlık ekeceğimiz için eğer nadasa bırakıp aspir ekiyorsak bunu Nisan ayında birlemesi bir önceki seneden, ama biz nadasa bırakmadık o yılın ekiminden sonraki hububattan veya fiden sonraki ekiminden, hasadından sonra gölge tavuğunda sürülmesi lazım tarlanın. Birleme yapılması lazım. Tarla hasadı yapılıyor. Fiyi kaldırıyorsunuz. Fiyi kaldırdıktan sonra güzlük fiyi ne yapıyorsunuz? Bunun birlemesini yapıyorsunuz. Birlemesini yapacaksınız. Niye yapacaksınız? Biz güzden yapılmasını tavsiye ederiz. Çünkü güz yağışlarından toprak yağışını alsın. Evet. Yeterli nemi muhafaza etsin, yağışlardan istifade etsin diye biz güzden birlemesinin yapılmasını tavsiye ederiz. Daha sonra tarlayı bu şekilde bıraktıktan sonra biz Mart, Nisan gibi toprağın tavına göre ikilemesini yaparız. İkilemesini yaptıktan sonra çok fazla özen gösterilecek bir yani toprak için efendime söyleyeyim çok fazla sürelim, efendime söyleyeyim kesekleri çok fazla kıralım falan uğraşılması gereken bir bitki değil. Yalnız burada derin sürüm biz öneriyoruz. Çünkü aspir bitkisi kazık köklü olduğundan dolayı pulluklar biz derin sürümü tavsiye derinlere ediyoruz. Gitmesi için. Üçlemeye gerek kalmıyor. Evet. Uygun tavda da ikilemesini yaptığımız zaman kazaya, kültivatör tipi aletlerle ikilemesini yaptıktan sonra ekime hazır hale geliyor. Normal bildiğimiz hububat mibzeriyle. İsterseniz bir gözünü kapatıp isterseniz kapatmayarak. Dilerseniz ekime birazdan gelelim. Tamam. Önce bir İsa Bey şeyi soralım. Bu tarlada nasıl bir hazırlık yaptınız? Ya da aspir ekerken Aksaray ilinde ilk böyle tarlaya toprak hazırlığını hangi ayda başlıyorsunuz? Şimdi toprak hazırlığına ekin biçildikten, hasat yapıldıktan sonra dip kıran kullanmamız gerekiyor. Evet. Ki zemin gevşesin ve kış yağışını alsın. Aldıktan sonra baharın ekime yakın. Nisan'ın 20'si veya Mart'ın 10'u gibi veya 20'si gibi bu arada toprak durumuna bakacağız. Baktığımız zaman eğer toprağımızda herhangi bir bitki yoksa kültivatör veya bir silindirle üzerinden geçip ekimimizi yapacağız. Ama eğer herhangi bir bitki varsa tekrar bunu nadas ederekten tekrar kazaya veya sıkıştırmamız gerekiyor. Toprağa sıkıştırmadığımız zaman derin düşebiliyor. Derin düştüğü zaman çıkışları zayıf oluyor. Ama hepsini bunun tohumunu bir ayarda düşürmeye gayret edersen çok güzel bir ekimimiz oluyor. Ama mutlaka toprağa sıkıştırmak mutlaka gerekiyor. Mutlaka toprağa sıkıştırmak gerekiyor. Eğer sıkıştırmazsan zaten ekimde düzensizlik oluyor. Tohum derin veya yuka düşebiliyor. Yukada zaten sıkıntı olmuyor. Ama derin düşen tohumda sıkıntı oluyor. Bu bir. İkinci bir hususta ektiğimiz zaman üzerine eğer hafta içerisinde yağış yağmaz ise daha güzel bir çıkış durumu göreceğiz. Ve daha güzel bir hasadımızın olacağını o günden belirleyeceğiz. Yağış yağmazsa? Evet. Bir hafta 15 gün üzerine yani ot ektiğimiz anıyla toprak üzerine çıkıncaya kadar. Evet. Eğer üzerine bir yağmur yağarsa bizim bu toprağımızda, ben diğer tarz toprakları bilmiyorum. Evet. Ama bizim bu toprağımızda tohum kaybı olacaktır. Kesinlikle. Toprak. Evet. Evet. Toprak hazırlığı yani Nisan ayında başlıyorsunuz. Evet. Ekime gelen süre... Hayır Nisan değil bak şimdi... Hasat buğday hasatını yaptık. Yaptıktan sonra dip kıran kullanmamız gerekiyor. Hemen veya işleme girişiyor. İşleme giriş olması gerekiyor. Ondan sonra da baharın Nisan ve Mart ayında tarlamız temizse zaten gerek kalmıyor. Ama tarlamız temiz değil. Herhangi bir bitki kökeni varsa evet, tekrar işlem yapmamız gerekiyor. Evet. Süleyman Bey peki bu aspir bitkisi için en uygun ekim zamanı hangi dönem? Biz Mart 15, Nisan 15 tarihlerini öneriyoruz. Evet. Şimdi tabii toprak tavına, toprağın hazırlığına bakaraktan evet, yani uygun mudur, değil midir? İşte hazır değil midir, hazır mıdır? Ona bakaraktan biz ekimimizi yapmamız lazım. Şunu da tavsiye ediyoruz biz. Eğer ekimi ne kadar erken yaparsanız
veriminiz de o kadar artar diyoruz. Evet. Ama tabii hava şartlarıdır, toprak şartlarıdır, ekime hazırlık sürecidir. Bunların işte olumlu veya olumsuz gelmesi durumunda Mart 15 ile Nisan 15 tarihleri arasındaki ekimin uygun olacağını söylüyoruz. Tabii çiftçimiz başka ürünleri vardır, onlara yetişemeyebilir. Onun için aspiri daha sonraya da bırakabilir. Çok fazla sıkıntı yok ama ekim erken olursa verim yüksek olur. Şimdi İsa Bey şey dedi, ekimin derinliği için onu sıklaştırmak önemli dedi. Evet. Tohumu atarken ekim aralığı falan bunlar önemli mi yoksa şimdi çok dikkat edilmesine gerek yok mu? Şimdi başta da söyledim, siz dedin ekimde söyleyen dediniz. Şimdi bu aspir bitkisinin kolaylığı şu. Biz hububat tarımında yapmış olduğumuz, daha doğrusu kullanmış olduğumuz alet makinaları burada da kullanıyoruz. Yani hububat mibzeriyle ekiyoruz. Toprağa diğer işleme aletleri, yani hububatta nasıl bir hazırlık yapıyorsak aynı hazırlığı yapıyoruz. Ekimini aynı o şekilde hububat mibzeriyle yapıyoruz. Biçimini de gördüğünüz üzere hububat mibzeriyle biçimini yapıyoruz. Hububatta aynı ekipmanı kullanabiliyorsunuz. Aynen. Bu kolaylığı var. Evet. Şimdi biz 4 kilo civarında biz tohumluk kullanmasını tavsiye ediyoruz. 3 kilo 5 kilo arasında da olabilir yani. Evet. 5 kilo da olabilir. Emri günü 4 kilo. Yani diyorsun. Şimdi çok sık atarsınız tek dal üzerinde çıkar. Seyrek atarsınız bir dal üzerinde etrafından dallanan çiçekler meydana gelir. Çiçek tabloları fazlalaşır. Bu şekilde verim aşağı yukarı aynı olur. Ama seyrek olursa ne olur? Eğer yabancı ot kullanmıyor, ot ilacı kullanmıyorsanız bu sefer ot sıkıntısıyla karşılaşırsınız. Yabancı sık olursa yabancı ot sıkıntısı olmaz. Sık olursa yabancı ot problemi olmaz. Evet. O yüzden çiftçilerimizin bazıları bu tohum miktarını 4 kilodan biraz daha fazla ataraktan ve mibzer gözlerini bir göz açık bir göz kapalı olacak şekilde yapmayaraktan tamamen gözler açık olacak şekilde sık ekim yaparaktan bu yabancı ot problemini ortadan kaldırmak. Biraz tohumu fazla atıyoruz bu yani, sefer. Tabii. Ama bunun yanında tabii gübrelemesini yapması lazım. Tek dal üzerinde çiçek tablası çıkacak. Yan dallar oluşmayacak. Gübrelemesi yapılırsa da yan dallar oluşur. Evet. Bu tabii Süleyman Bey'in bahsettiği teori. Pratikte uyuşuyor mu onu da sizlerden öğreneceğiz. Ben Mehmet Bey size hemen şunu sorayım. Aspir tohumunu nereden temin ettiniz? İsa abiden aldık aspir tohumunu şu an. Yani, o zaman İsa Bey'e soracağız bu soruyu da. Evet. Yani, ben yalnız bir ayrıntı söyleyebilir miyim? Tabii ki buyurun. Başak sayısının artması çok önemli. Yani başak sayısını artırabilmek çiçek tablası. İçin de evet, çiçek tablası olarak. Çiçek evet. Tablası. Bunun 100 çiçek tablasına kadar çıkıyor yani iyi bir bakım olursa. Bunu da gübreleme, hayvan gübrelemeye ve biz sıvı gübre çalıştık. Aşağıda başka bir yere ektik. Oradaki çiçek tablası dedi. Daha farklı çıktı. Daha olgun çıktı yani. Daha 50, geniş. 50, daha 60 geniş civarında evet. Çıktı yani. Buralarda biraz şey verim az oldu ama gübreleme ve sıvı gübre çalışınca biraz daha şey artıyor. Onu birazdan gübrelemeye geldiğimizde nasıl yaptığınızı bize detaylı olarak anlatırsınız. Tabii, tabii. Gübreleme imkanı olan vatandaşlarımız da gübreleyerek en azından kıyaslama imkanı bulurlar. Yani verim bulurlar. Müthiş derecede artıyor. Onu gübre şart diyorsunuz. Şart. Evet. Evet İsa Bey madem tohumu sizden bulmuş hemen söyleyeyim. Tohumluk temini zor mu? Ve ekimi hangi ayda nasıl yapıyorsunuz? Şimdi bundan 5 yıl önce tohum bulma zorluğu vardı. Ama şimdi o zorluk yok. Evet. Şimdi istediğimiz çeşidi bulabiliyoruz. Bir de firmalarımız genelde bizlere tavsiyede bulunuyor. Sözleşmeleyelim, deneyi yapalım gibi evet. Sözleriyle ve gelip tarlamıza kadar geliyorlar ve onların çeşitleriyle çok denememiz oldu. Bunların içinde bizim seçmiş olduğumuz 3-5 tane ırk var. Bu ırklara biz devam ediyoruz. Benim bildiğim hatta bir petrol firması mıydı Süleyman Bey? Aspir ekimini teşvik ediyor herhalde, sözleşme yapıyor çiftçilerle falan, böyle bir şey duymuştum. Evet. Yok, şimdi var zaten. Şimdi tarım kredi kooperatiflerimiz de var, evet. Özeller de var. Yani aspir tohumunu bulmak veya yok, satışını yapacak yok. Sıkıntı kalmadı sıkıntı diyorsun. Hayır, sıkıntı sen yok. Tarlaya at, evet. Gerisini merak etme. Evet. Mibzerle mi yapıyorsunuz ekimi? Şimdi mibzerle yapıyoruz. Yani burada arkadaşım az önce bir şey söyledi. Ona bir şey takviye etmek isterim. Bunun yeşil ot getirmesi veya aspirin için otlanması tamamen bizim elimizde olan bir şeydir. Evet. Eğer ekimini, sürümünü zamanında yapar, ekimini de zamanında yaparsak otlanma diye hiçbir sıkıntımız olmuyor. Ama bunu biraz geciktirirsek veya sürümünde herhangi işte bir imarında imarlık edersek otu geliştiriyor.
Şimdi yani sen bakımını hani diyor bakarsan bağ bakmazsan aynen, bakımını evet, güzel yaparsan aynen, sıkıntılarla aynen, karşılaşmazsın. Evet. Evet. Aspir kuru bir bitki dedik. Kıraç evet, topraklarda yetişiyor dedik ama sulama ihtiyacı var mıdır? Hani sulansa daha mı iyi olur veya rahmet alsa daha mı iyi olur bilmiyorum ama onu bir soralım. Sıfır suda yetişir mesela. Hiç su vurmadan aspir çıkar mı? Yetişir. Şu görmüş olduğunuz dikenleri görüyorsunuz evet, değil mi? Su değmeden yetişiyor. Bu da dikenli bir bitki. Yani bu da yetişir. Hiç su olmasa da yetişir. Yetişir ama yetişir, bu yetişir, yıl zaten olmadı su. Yetişir. Kendi sulama ama imkanınız şu olursa var tabii ki. Biz diyoruz işte bu bitki efendim kuruya işte biz tavsiye ediyoruz. Sulu alanlarda yetişmez mi? Sulu alanlarda yetişir. Ama ekonomik kıraç alanların yetirirsin, tabii ki kıraç alanların değerlendirilmesinde biz bunu evet, tavsiye ediyoruz. Yani şimdi sulu alanınız olursa şimdi alternatif olan daha değişik bitkiler var. Şimdi şeker pancarı, efendime söyleyeyim sulacık mısır, yonca. Getirisi daha yüksek şeyler tabii varken. Şimdi evet, aspiri biz tavsiye etmiyoruz. Tabii. İşin açıkçası. Yani. Evet. Kıraç bölgeyi değerlendirme amaçlı yani. Çok evet, güzel. Tabii, ama sulanacaksa, sulu tarım yapıyorsa da ona tavsiyemiz şu çiçek tablası oluşum döneminde su yeter. İsa abi sen illaki 12 suyu sene suyu varsa tane dolum döneminde de yani su yiyebilir. Su vermek önemli yani. Su iyidir ama olmazsa da kıraç yerde, dağda, bayırda, çayırda da bu susuz yerde de yetişir evet, diyoruz. Ama hemen sana şunu sorayım İsa abi. İllaki suladığın dönemler olmuştur. Bu 12 senede hiç sulu tarım yapmadın mı aspiri? Yaptım. Karşılaştırdığı zaman hangisi daha güzel oluyor? Şimdi Mayıs veya Haziran ayında bir şekilde zaten rahmet düşüyor evet, dönemlerde. Bu Mayıs ve Haziran ayında eğer bir rahmet veya su görürse daha iyi. Verim haliyle artıyor. He. Çünkü o aylarda bunun her şeyin bir suya ihtiyacı var. Evet. Ne kadar da yok dese tabii, tabii, bir ihtiyacı var. O suyu gördüğü zaman biraz daha kaliteli, biraz daha yüksek verimli oluyor. Evet. Şimdi ben suladığım araziyle sulamadığım arazinin arasında oynayan kilo rakamı 100 kilo. Şimdi o zaman onu anladık. Su olursa, rahmet yağarsa güzel olur ama evet, özellikle bizim bu İç Anadolu'nun çok kurak yerleri var. Yani özellikle hani rahmet harici sulama imkanı sıfır. Ben Kırşehir'de biliyorum. Aksaray'da böyle yerler var. Bu yerlerde sıfır suda aspir her türlü yetişir diyorsun. Evet. Buradan bizi izleyen örnek vatandaşlarımız. Evet. Burası mesela Mehmet abi hiç suladın mı burayı sen bu sene? Yok yani hiç hemen hemen. Bir rahmet olduysa evet, oldu. Bir kere yağmur yağdı. Yani mikrofona başladım, konuşuyoruz. Evet. Bir kere yağmur yağdı ondan başka sulama yapmadık. Yağmur olmazsa da evet, gene de yani, olurdu diyor. O inşallah evet, zaten rahmet bu İç Anadolu'da 42. yağmurları mı diyoruz Süleyman Bey? Evet. Nisan, Mayıs, Haziran gibi yağıyor. Yağmasa evet, da evet, yani evet, çıkıyor diyor. Yani bu çok güzel bir şey aslında. Yani evet, sıfır sulamada demek ki yetişen bir ürün var. Şimdi zaten programın burada çekilmesinin sebeplerinden bir tanesi de bu evet, Kemal Bey. Yani kıraç alan, verimin en az olduğu, toprağın efendime söyleyeyim veriminin işte toprak yapısında görüyorsunuz. Kamera bunu görüyordur, çekiyordur efendim. Vatandaşımız da izliyordur. Yani verimin en kötü olacağı bir yer. Evet. Buraya tavsiye ediyoruz. Burada çekim yaptık. Özellikle burada çekim yaptık. Ekimi gelin buralarda, dağda, bu, bayırda yaptık. Yani. Boş alanımız kalmasın. Aynen bu evet, şekilde. Gübrelemeye gelelim. Mehmet Bey sana söz hakkı vereceğim. Çünkü o evet, bahsettiğin şey önemli. Biz daha önce bir yerde bir sohbetimizde Süleyman Bey demişti. Gübreleme olmasa da olur yanılmıyorsam. Evet. Değil mi yani? Çok yoğun bir şeyde gübreleme olmasa da olur. Ama illaki bak Mehmet Bey diyor gübre olduğu zaman daha güzel şimdi oluyor. Şimdi şunu söyleyelim. Biz
eğer dallanmanın olmasını istiyorsak yan dalın ve çiçek tablasının daha geniş olmasını istiyorsak biz gübreleme yapmamız lazım. Bunun ihtiyacı nedir? Bunun ihtiyacını tabii ki toprak analizine göre belirlememiz lazım. Eğer toprak analizini yaptıramıyorsak ne yapmamız lazım? Bu bitkinin ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaca göre, buna binaen biz gübreleme yapmamız lazım. Bunu da taban gübresi olarak fosforlu gübreden saf 4 veya 6 kilogram işte bu şekilde ayarlayaraktan fosforlu gübre işte 6-8 kilo arasında da azotlu gübre vererekten bu gübreleme ihtiyacını ilk ekimde mi vermemiz lazım? İlk ekimde vermemiz gerekir. Evet, daha sonra? Daha sonra gerek yok. Tamam. Daha sonra gerek yok. Şimdi Mehmet Bey, İsa Bey sana söz hakkı vereceğim ama önce Mehmet Bey şey soralım. Bu tarlada senin, aşağıda bir tarlam daha var diyorsun. Orasına gübre verdin, buraya gübre vermedin. Vermedin, evet. Fark? Yani oradaki çiçek tablası yoğun. 50-60, buradaki 8-10-15 yani civarında. Yani oradaki verim daha mı iyi diyorsun? Çok daha iyi. Nasıl bir gübreleme yaptın orada? İlk ya gübreyi mesela ne zaman verdin? İlk gübreyi Ekim'den sonra veya Ekim'den önce biz hayvan gübresi olarak verdik. Tarla sana ait. Evet, evet. Hayvan İyi işlenmiş gübresi hayvan gübresini evet, verdik. Evet. Toprak analizi falan yaptırıyor musun? Yaptırıyoruz. Her sene devamlı yaptırıyoruz. Ha, ona göre evet, bu çok yani, güzel bak. Bilinçli yani, çiftçi ne güzel. Her sene yaptırıyoruz. Yani bunun icabında gübrenin artısı da çok fazla oluyor. Yani mutlaka gübrelemek gerekiyor. Tablanın çok fazla şekilde. Orada nasıl gübreleme yaptın? Biraz anlatır mısın? Bizim tanker var. Tanker, kamyon evet, tankeri. Ona sıvı gübre aldık. Biz tamam, staçtan alıyoruz. Püskürtme evet, özelliği. Üstünden biraz akıntılı verdim ben. Yani biraz yokuş yukarı bırakınca gübreyi evet, akarak aşağı doğru tarlanın şeyine doğru gitti. Aşağısına doğru gitti. Evet. Biraz meyilli olduğu için bizim tarla. Evet. Bunun da hemen bir haftada faydasını gördük. Hemen yeşerdi ve canlandı. Tablasını arttırdı. Zaman içinde de şey sayısı arttı. Tabla sayısı çok fazla arttı. Yani buraya göre diyorsun çok fark fazla var. Yani bir orada da bir görme imkanımız olursa gübrelemenin çok faydalı olduğunu gördüm yani. Tamam ben. Sen çok güzel bakın uygulamada teori böyle diyor. Pratikte de hemen abim iki tarlası var. Aynı anda ekmiş. Birini gübrelemiş, birini yani gübrelememiş. Yani karşılaştırmasını yapabiliyor vatandaş. Yani. Evet. Yani gübre illaki etki yapıyor. Ya yani zaten biz şunu büyük söylüyoruz. Sulama gübreleme olursa daha iyi olur ama olmasa da bu ürün yeşerir diyoruz. Ben hemen İsa Bey'e söz hakkı verelim. En tecrübelimiz o şu an Aspir'le ilgili. 12 senedir bu işi yaptın. Gübrelediğin dönem oldu mu hiç? Evet. Nasıl? Fark ne? Şimdi hayvansal gübreyi kullandığımız yerde zaten şimdi biz kayasa deriz. Toprak zemininde yağmur yağdığı zaman bir tabaka meydana gelir. Evet. Sert tabaka. Hayvan gübresi olduğu zaman zaten bunu meydana getirmez. Ve oranın çıkışı da güzel olur. Onun verimi de çok kuvvetli olur. Ha diğer suni gübreye gelince bunu arkadaşımın da dediği gibi bize hep önerdikleri 15-15 diye bir gübre önerdiler. Bunu da kullandık. Ama bundan ziyade hayvansal gübrenin burada kullanımı yüzde çok da zayıf olsa diğer gübreden çok daha verimli, daha kuvvetli. Evet. Etkisi de fazla. İlk gübreyi ne zaman atıyorsunuz? Ekimle birlikte mi atıyorsunuz? Ekimle beraber atıyoruz. Taban gübresi dediğimiz ekimle beraber atıyoruz. Daha sonra o püskürtmeyi evet, ne kadar süre? Bir 20-25 gün veya 30 yani, gün sonra hafiften şöyle. Ortalama bir ay içerisinde gübrelemeyi evet, bitiriyorsunuz. Evet, bitiriyoruz. Evet. Peki ben şunu sorayım. Sulama gübreleme bitti ama Mehmet Bey, bu tarlaya ektiniz. Ben o gün Süleyman Bey'le bir yerde gene bir sohbet ederken Aspir tarlada şunu dedik. Bu biraz da tembel çiftçi işi bu. Yani hayır, boş tarlada yani aslında Süleyman Bey öyle. Hayır şu manada söylüyorum. Ben bu tarlayı eksem hiç sulamadan, hiç gübrelemeden, hiçbir şey yapmadan bu tarla kendi kendine yetişir mi? Yani yetişme ihtimali %95 ama yağmur etkili. Evet. Onu söylemek tabii lazım. Yağması lazım ama hani yani kıraç şey tarlanın diyoruz, bitkisi olduğu kesin. Buğday gibi, arpa gibi, yonca gibi böyle bakım isteyen bir ürün değil herhalde. Değil mi? Evet. Tabii. Şimdi biz bu bu yıl arpa, buğday olaraktan sadece bir suludan aldık. Evet. Kıraçtaki olan arpalarımızda hiç biçim yapmadık. Ama aspiri yapıyoruz. Aspiri yaptık ve aspirden verim de aldık. Evet. Hasara zaten geldiğinde şimdi, soracağım zaten ne kadar verim şimdi alıyorsunuz. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim kısaca. Bugün bir tarladan 150 kilo arpa alıncaya kadar aspirden 50 kilo aldığın zaman o onun desteğiyle üzerinde çok üzerindedir. Çok üzerinde evet. Süleyman Bey hemen gelelim hastalık ve zararlarla mücadele. Yabancı otla mücadeleyi söyledin. İlaca gerek yok. Sık i̇lacı ekersen. Var. Hayır. İlacı sık var. Ekersen, sık ekersen zaten otomatikman onu öldürür. Ama dedi, yabancı ot getiren tarla olursa ne yapıyoruz? Ekim öncesi ilaçlar kullandığımız gibi. Fakat bu ilaçlar ruhsatlı değil. Ağaçende kullanılan ilaçların aynısı. Ama yani yabancı ot ilaçları. Ziraat mühendislerimize veya tarımla ilgili tabii, danışmanlarımıza lazım. Danışmak yani hastalıklardan sarı pas hastalıkları
Var ama ekonomik boyutta değil. Çok fazla ilaçlı mücadelesi yok. Bir de yeşil kurt olayımız var. Evet. Bunu da çok fazla görülmemiştir. Yani çok sıkıntılı bir bitki değil, değil yani. Evet, İsa abi var mı hastalık? Şimdi hastalık, kurt ilacını yapmamız gerekiyor. Bu kurt ilacını yapmadığımız zaman her tarla değil de bazı tarlalarda artık güneş etkisinden mi yoksa rüzgar etkisinden mi bazen çok etkili olabiliyor olduğu için o da şeye mahsule zarar veriyor. Evet. Ama kurt ilacı zaten çok pahalı bir şey değil. Olmadığı için kullanmamızı her daima isterim ve tavsiye ederim. Şimdi evet. Bunu yapmamız için bir insektizit yani böcek ilaçlarını kullanmamız için bir tarım il müdürlüğünden bir arkadaşımızı, bitki koruma bölümünden bir arkadaşımızı getirirsek o arkadaşlarımızın tavsiye etmesi suretiyle ilaçlamamız daha bilinçli olması daha iyi olur. Çünkü ekonomik eşikte midir, değil midir? Onu arkadaşlarımız tespit ederler. Bizler tespit ederiz. Ona göre ilaçlamaya başlanıp başlanmayacağını bu şekilde tavsiye ederekten ilaçlanma yapılır. Evet. Ve geldik hasada. Önce şunu söyleyeyim. Hasattan önce satışa pazarlamaya geleceğiz de devlet desteği Süleyman Bey ne seviyede? Şimdi devlet desteği özel ürünler grubunda bu. Evet. Şimdi teşvik ediliyor tabii yani. Tabii ki. Şimdi petrol ve türevlerinden sonra en çok ithal edilen ürünlerden bir tanesi yağ ürünleri. Evet. Bitkisel yağlar. Bunun için devletimizin teşviki fazla. Kilogram başına 2015 yılında 55 kuruş. Artı sözleşmeli tarım yaparsanız 1.6 kuruş da ilave kiloya. Evet. Yani siz bugün arpayı götürüp sattığınızda neyse o kilogram fiyatı ne kadar? 73 kuruş. 55 kuruş, 6 kuruş da efendim sözleşmeli tarımdan geliyor. Ne yapıyor? 61 kuruş. Evet. Yani neredeyse devlet desteğiyle sattığın arpa aynı. Arpanın fiyatına geliyor. Devlet desteği. Evet. Daha satış fiyatı hariç. Satış fiyatı hariç tabii ki. Satış fiyatı da şu anda kendimiz çiftçimiz aynı zamanda bu işin ticaretini yapmakta. Evet. 85 kuruşla 90 kuruş devlet arasında. Devlet desteği hariç. Tabii ki. Evet. Tabii ki 85 kuruşla 90 kuruş arasında satış yapılmakta. Yani ortalama 90 kuruş. 1 kiloda 1.400-1.500 yani, evet. Geliri var. Yani hemen hemen yağlı ayçiçeği fiyatına geliyor yani. Desteksiz evet. Yağlı ayçiçeği. Şeyin iki katı, arpanın iki katına denk geliyor. Evet, işte onun için söylüyorum ya. Evet. İsa Bey, peki hasata gelmeden önce ya da ben önce Mehmet Bey'e bir şey sorayım. TKDK'dan dedim faydalandım evet, dedin. Evet. Nasıl bir faydalanma oldu bu? Şimdi TKDK'nın 3 yıl önce açmış olduğu bu kurslara başvurdum. Evet. Oradan traktör ve ekipman desteği aldım. Şu anda Aspir ekeceğini beyan ederek evet, mi aldınız? Evet, beyan ederek. Evet, bir Aspir proje özel bir uygulama mıydı bu? Evet, Aspir ve diğer bitkiler de var tabii bunun içinde. Kıraç'ta yetişen bitkiler. Biz burayı İsa abiyle de fikir alışverişinde bulunduktan sonra tabii TKDK'yı duydum. Oraya yönlendim. Oradan traktör ve ekipman aldıktan sonra Aspir ekimine başladım. Başladınız. Evet. Şimdi evet. Kemal Bey bu Aspir ekimine Mehmet Bey bu şekilde başlamış. Fakat İsa Bey buna hiç böyle bir teşvik evet. Teşvik falan değil yokken. Mi? Cefasını çekmiş kendisi şimdi başlamış. Cefasını sürüyor. Tabii evet. Daha sonra tıbbi ve aromatik bitkiler grubunda yer aldığı için aynı zamanda tıbbi ve aromatik bitkidir. Evet. Bunun dikensiz çeşitlerinin özellikle evet, dikensiz çeşitlerinin evet, evet. Çiçekleri toplanarak da tıbbi ve aromatik bitki olarak değerlendiriliyor. Evet. O şekilde bu destekten faydalanmış Mehmet Bey. Evet. Bu şekilde devam etmiş. Daha önceki geçen bir çekimimizde oradaki vatandaşımız 17 dekarla başlamış. Şu anda 200 küsür dekar. Demek ki kazanıyor. Şimdi biz şunu söyledik. Çapası yok. Efendime söyleyeyim. Çok fazla bir hastalığı yok efendim. Yani çok fazla zahmetli olan bir ürün değil. Evet. Yani biçerle hasat ediyoruz. Hububat mübzeliyle ekiyorsun. Ondan sonra herhangi bir sıkıntı da görürsen, uygulama yapıyorsan, görmüyorsan efendime söyleyeyim hasat zamanı gelince de biçeri çağırıyorsun. İsa Bey aynı zamanda kendisi de özel biçer yapmış. Evet. Dizayn ettirmiş. Bu şekilde de şu an Ağustos'un 17'sindeyiz. Evet. Yani bu önceden yapılan bir çekim. Hasat bu dönemde mi yapılıyor? Ağustos ayı içerisinde hasat dönemi evet. Var İç Anadolu için. Şimdi Ağustos ayında genelde Ağustos ayında yapılır. Bu sene sıcaklık, gün sıcaklık biraz fazla olduğu için hasat dönemi biraz daha erken.
Hasada geldiğini nasıl? Sen onu söyle bize o zaman. Süleyman Bey ne zaman olduğunu hesap etsin. Şimdi çiftçimiz gelir. Hasadı nasıl anlar? Söyleyeyim. Bakın yapraklar falan şu anda kurumuş. Evet. Şu anda kurumuş. Kendisi geldiği zaman bunun %10 civarı, nem miktarı %10, %8 civarına düştüğü zaman bunun hasat edilmesi lazım. Şimdi vatandaşımızın elinde nem ölçeri yok. Evet. Nem ölçeri olmadığından nem ölçeri bulayım da gelin işte bunun hasat zamanı geldi mi gelmedi mi ona bakmaz. Evet. Şimdi gelir bakar durum nedir ne değildir. Dökme durumu da olabilir yani eğer hasata gecikirseniz döker de. Çünkü her şeyin gözü yerdedir. Zamanında yapılır. Her şeyin gözü yerdedir. Bunun için hasadında zamanında yapılması lazım. Çok fazla bekletilmemesi lazım. Çok da erken yapılmaması lazım. Evet. Çok erken yaparsanız ne olur? Problemler yaşarsınız. Bir çevrede problemler yaşarsınız. Muhafazada da problem evet. yaşarsınız. Kızışmalara sebep olur. Evet. Yağlı bir bitki olduğundan dolayı kızışma çabuk olur. O yüzden %8, %10 civarında bir nem oranına gelmesini beklemek lazım. Vatandaşımız da bu zamanı aşağı yukarı tutturur. İsa abi burada Temmuz'un sonunda Ağustos'un başından başlıyor hasat Aksaray'da. Evet. Nasıl yapıyorsunuz hasadı? Biçerle mi? Şimdi biçerle yapıyoruz. Evet. Zaten bunun bizim şimdi tikenliği tercih etmemizin %99 sebebi şudur. Hayvan bu tikenin içerisine giremiyor. Hayvan zarar vermediği için biz bunu tercih ediyoruz. Yani bir çit bitkisi olarak da kullanılabilir evet, aynı zamanda. Çit aynen. bitkisi, sınır şimdi bitkisi. Bunu tikensiz ektiğimiz zaman hayvan çok zevkle bir tüketim yaptığı için zararı çok veriyor. Onun için biz tikensizi tercih etmiyoruz. Tikenliği tercih ediyoruz. Şimdi dikenli çeşitleri de zaten yağ oranı fazla dikensizlere göre. O yüzden fabrikalarda alırken tabii kimisi bunu kuş yemi olarak değerlendiriyor. Kimisi de biyodizel ve yemeklik yağ olarak değerlendiriyor. Tabii birçok kullanım alanı var. Tabii ki. Onu bahsedelim biraz. Pazarlama olanaklarına gelelim. Mesela bu şimdi Mehmet Bey bu tarlaya biçecek birazdan. İnşallah mahsulü bol olsun. Önce şeyi soralım. Dönümünde hasatta ne kadar bekliyorsunuz? Şimdi bunu en az 50 kilo ve 350 kiloya kadar verim yapan bir bitki. Ama evet. bizim buradan beklemiş olduğumuz şu an için 70 kilo. 70 kilo. Aşağıda gübreli yerden de bir 100-110 kilo evet, bekliyorsunuz. Evet. 110-150 kilo civarında evet. Dönüme. Beklediğimiz var. Evet. 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 Peki bunu Mehmet Bey hasat ettikten sonra gene sizle istişare yapacak herhalde. Evet. Nerelere pazarlayabilecek? Hangi sektörde kullanılacak bu? Şimdi bu yağ fabrikalarında kuş yemi olarak kullanılıyor ve bizim göndermiş olduğumuz genellikle İzmir, Mersin, Adana. Yağ fabrikalarına mı yolluyorsunuz? İstanbul gibi yani teklif nereden bile bize cazip gelirse. Teklif gelirse biz oraya yönlenmek zorundayız ki biz genelde ilk etaplarda bunu biz yaparken hiç kar amacı gözetmeden ben bunu 2 yılım 3 yıl alımını yaptığımda hiç kar gözetmeden sadece vatandaşımız için çalışmıştım. Evet. Ama şimdi pazar kuvvetleşti. Kuvvetleştiği için rahatız. Elimiz güçlü. Evet, her şeyimiz güçlü ve vatandaşımız da şimdi çok iyi bir fiyata satıyor. Daha iyi. Hem o kazanıyor hem siz kazanıyor. Çok güzel. Süleyman Bey kuş yemi yağ sanayisinde kullanılıyor. Biyodizel olarak kullanılıyor. Tıbbi aromatik olarak devlet desteği olan, susuz tarım yapılabilen, gübre sıkıntısı olmayan bir tarla diyoruz. Ve son söze geliyoruz. Aspir üreticilerinin sıkıntısı nedir? Var mı bir sıkıntı? Şimdi aspir üreticilerine şu an için eğer imarını çok güzel yaparsa hiçbir sıkıntısı yoktur. Evet. Ama imar güzel olmazsa sıkıntı çok. Evet. Örnek şöyle kısa bir örnek vereyim. Sen bugün tarlayı iyi imar etmezsen, iyi bir tohum kullanmazsan haliyle sıkıntı çekeceksin. Evet. Ama iyi bir imar yapmışsan. Toprağı hazırlayacaksın, evet, tohumu iyi kullanacaksın. Güzel bir tohum kullanmışsan. İmkanın varsa gübre kullanacaksın. Evet gübre kullanmışsan hiçbir sıkıntısı yok. Evet. Yani bu yıl hiçbir rahmet yağmadı. En azından bu memlekette olmadığı halde görmüş olduğumuz bitkimiz bu. Eğer bir iki rahmetimiz olmuş olsaydı bu daha kuvvetli, daha biraz zamanında çok verimli olacağına emindik. Tabii sen 2000-3000 dönümlük arazilere hakimiyet kuran, eken, biçen bir vatandaşımızsın. Evet. Şunu soralım. İç Anadolu için özellikle bunu soralım. Arpa mı, aspir mi? Şimdi bizim memleketimiz kurak bir memleket olduğu için aspir derim. Evet. Şimdi bizim 8 yılda eski tabirlere bir yıllık şeyimiz vardır. 7 yıl gelir, 7 yılda 1 yıl gelir, 6 yıl bizim boşa geçer. Evet. Ama bunda her yılımız dolu doludur. Yani çünkü niye? Evet. Yağsa da olur, yağmasa da olur. Aynen değil öyle. Değil mi? Devlet desteği de var, pazarlama olanakları da var. Vallahi. Şimdi 150 kilo bir arpa almak yerine 50 kilo aspir almak aynı şeye geliyor zaten. Aspir ondan üstündür. Allah Allah. Evet. Evet.
Vallahi dediğim gibi özellikle bu bölgeler için, kurak bölgeler için, ülkemizde suyun sıkıntılı olduğu bölgeler için aspirin ne kadar önemli olduğunu dilimizin döndüğünce dile getirmeye çalıştık. Son olarak Süleyman Bey, aspir üretimiyle ilgili ne söylemek istersiniz? Şimdi aspir üretimi aynı zamanda bunun hasadını yaptıktan sonra bunun samanı çok değerli. Yağ evet. bitkilerin tabi bildiğiniz üzere küspesinde protein oranı fazladır. Bu aspir bitkisinin de gördüğünüz üzere şu aparatta evet. samanını boşa çıkarmıyor yani. Evet. Şu görmüş olduğunuz çiçek kısmını ve yaprakları alıyor. Sap kısmını tarlada bırakıyor. Proteini yüksek bir saman elde edilmiş oluyor. Hayvancılık yapanlar bunu bilirler, bunu eken dikenler. Daha önceki programda yapmış olduğumuz... Bunu toplayabilirlerse saman olarak tabii, da... Tabii tabii bu kullanan... şekilde bir içeride aparatı varsa bunu değerlendiriyorlar. Hayvancılık yapan insanların da ekstra bir faydasına olmuş oluyor. Evet. Yani normal arpa, buğday, hubat evet. Samandan çok çok kaliteli. Çok sağ olun. Mehmet Bey, siz ne söylemek istersiniz son olarak? Tarla sahibi bir daha söylüyoruz. Ekiniz bol olsun. Hasadınız bol olsun. İnşallah emeğinize değer. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Yani son olarak biz tabii İsa Bey de bahsetti de bunda tarlanın imarı çok önemli. İyi bir imardan sonra eğer gübreleyebilirsek verimin yüksek olacağını söyleyebilirim yani. Ve ektikten sonra da fazla uğraşı gerekmiyor. Çok basit bir sistemle. Yani ben çok sık gelmedim buraya. Diyorum tembel çiftçi işi İsa Bey bana yok diyor da ama biraz bana öyle de, geliyor. Evet, yine de yani kıraç olması önemli. Bu boş alanımızı değerlendiriyoruz. Su sıkıntısı olduğu için çok önemli bir bitki yani. Mutlaka ekilmesi gereken bir bitki. Evet, teşekkür ediyoruz. İsa Bey, bu işin piri, uzmanı. Bak, teoride Süleyman Bey konuştu, Mehmet Bey pratikte konuştu ama işin ehli sensin benim gözümde. Diyorum kimsenin bilmeyen 12 sene önce gittiği zaman 2003-2004 yılı Süleyman Bey çok da yaygın olmayan bir dönem. O dönemde girmişsin bu şeyine. Son olarak ne söylemek istersin? Şimdi ilk dönemde girdiğimde diyorum ya 7 kiloyla başladım. Şimdi artık tonlarla uğraşıyoruz. Evet. Artı bundan ziyade Süleyman Bey'in söylediği gibi de bunun samanı için biz çok uğraştık. Şu görmüş olduğun aparata 5 yıl emek verdim. Evet. Üretmek için. Ve bunu, şey dizayn ettim. Evet. Galiba. Kendim dizayn ettim. Evlatlarımla beraber kendim dizayn ettim. Ha. Artı bu samanın hayvana şu arkasındaki evet, aparatı mı söylüyorsunuz? Evet. Evet. Hayvana çok yarayışlı. Çok da süt de olsun, et de olsun gerçekten çok kaliteli bir bitki. Yani diyorsun ki sen bunu kullan, samanını da atma, böyle bir evet. aparat bir yerden bul, zaten... yap, keşfet. Peki adam bunu bulamaz, yapamaz. Seni ararsa bizim aracılığımızda yardımcı olur musun? Şimdi yardımcı olurum da ben hangi bir köşeye yetişeyim? Şimdi orası var. Süleyman evet. Bey'i bir şey yapmak lazım, kullanmak lazım değil evet. mi? Evet. Şimdi ama ben bu çevrede, Aksaray çevresinde yetişilemeyen, yaptıramayan kişilere elinden gelen desteği veririm diyorsun. Gelmek zorundayız. Evet, çok teşekkür evet. ederiz. Biz şimdi teşekkür ederiz. Kemal Bey, evet. vatandaşın kafasında şu soru olabilir. Acaba bunu eksem satabilir miyim, satamaz mıyım diye bir düşüncesi olabilir. Bu konuda herhangi bir tereddüt yaşamasınlar. Daha evvelinden bir kişiydi. Daha evvelinden bir kişiydi. Daha evvelinden yaşandı, problemler yaşandı efendime söyleyeyim. Nereye satacağız, nereye edeceğiz? Ama şu anki süreçte böyle tarım kredi kooperatifleri ben alırım diyor. Evet. Sözleşme yapıyor. Ben alırım dedi. Sözleşme yapmadıklarını da ben alırım dedi. Evet. İsa Bey de diyor ben eğer, de satarım. Eğer satamazsanız ben satarım diyor. Buradan evet. Ekranlara. Evet, evet. Değil mi? Evet. Öyle şimdi, sözünüz var değil hiçbir mi? Hiçbir çiftçimiz tereddüt etmesin. Hiçbir çiftçimiz sıkıntı çekmesin. Mahsulüm elimde kaldı diye de hiçbir zaman için düşünmesin. Her kolaylığı mahsul var. Mahsul elinde kalan çiftçi evet, İsa Bey bulsun. Evet, onu hallederiz bulsun. Diyor. Evet. Teşekkür evet, ederim. Çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. Oldukça faydalı bir program olduğuna inanıyoruz. Umarım izleyicilerimiz de beğenmiştir. Evet sevgili Çiftçi TV izleyicileri, bir programımızın daha sonuna geldik. Bugün tekrar söylediğimiz gibi özellikle son yıllarda ülkemizde kurak arazilerde yoğun bir şekilde üretime başlanan aspir bitkisi hakkında merak edilen her şeyi sizler için anlatmaya çalıştık. Özellikle bakımdan ziyade pazarlama kısmında İsa Bey'in söyledikleri bizi oldukça mutlu etti. Umarım sizler için de faydalı bir program olmuştur. Bir sonraki programda görüşmek üzere.